Akşam güneşi falan değil yani gelen. Değil mi? Orada Sinan. Akşam güneşi Sinan geliyor. Sinan Bey, size bir sallayaları var. Neleri var? Sallamak istiyorlar galiba. Yok, sallayaları garip, garip anlaşıldı da. Salyaları gibi anladım. Dedim, ne oluyor yani? Bu bilardo masasının bir özelliği var. Mustafa'cığım. Hatıra falan çünkü hani mesela hani şöyle full alma şansımız yok mesela. Evet. Neden ya acaba? Ya bu bilardo tabii çok değerli bir oyun. Öncelikle buradan bilardoya teşekkür ediyorum. Evet buyurun abi. Hayırlı öncelikle olsun. Zeytinyağı. Kestane balı. Kestane balı zeytinyağı. Pardon. Hayırlı olsun, klip çekimindeyiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Piyanist 2. Sonunda hani aylardır geliyor diye gazladım. Ve hani aslında bilmiyorum, benim dışımda o kadar çok kişinin nasıl heyecanla beklediğini bilmiyorum ama en azından ailem çok heyecanla bekliyor. Uzun süredir halimi. Yani çok güzel bir ön hazırlık yaptık. Yaptık ve çok mutluyum. Çünkü ikincisini yapmaktan. İlkinde Mustafa'yla Çok Sevmek Yasaklanmalı ve İrem'le yaptık. Şimdi Merve'yi bu ekibe dahil edebilmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz bir kere. Ya. Çünkü onun sesine çok baştan beri dedim ki Merve senin sesine ihtiyacımız var diye aradım, hatırlıyor musun? Durum çok acil, çok acıklı bir şarkı hakikaten. Böyle hani herkesin durum çok acil gel dediği birisi vardır. İnşallah o kişi gelir veya gelmez bilmiyorum ama şarkıda geliyor mu gelmiyor mu klibin sonunda göreceğiz. Çok mutluyum o yüzden. Musti ile zaten hani gerçekten inanılmaz yani milyarlık olmuşuz yani ve duygularımızı dinletme sayısı olarak. Bugüne kadar. Yani o yüzden çok önemli benim için. Zaten 20 yıllık arkadaşım. Merve de artık bu şarkıda bizle çok mutluyum. Onu da zaten çok seviyorum. İyi ki varsın yani. Ya, çok teşekkür ederim. Durum çok acil gel dedik. Merve de geldi sağ ol. Estağfurullah. Hakikaten çok acil. Yani iki tane usta müzisyenle çalışıyor olmak, onlarla birlikte bir iş yapıyor olmak ve ilk defa çalışıyor olmak benim için çok önemli. Hatıralarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Kendi adıma söylüyorum. Gerçekten şarkı çok güçlü bir şarkı. Zaten Sinan'ın kalemi, Mustafa'nın aranjesi, sesi çok başka yerlere götürdü beni. Müzikalite olarak da çok şey öğrettiler bana ikisi de. İkisi de çok hayran olduğum müzisyenlerdi gerçekten. Onlarla çalışıyor olabilmek benim için büyük keyif. İnşallah biz çok emek verdik bu şarkıya. İnşallah dinleyicimiz de beğenir ve sahiplenir. Benim ilk defa sesime tiz geldi bir şarkı. Düşün. İlk defa yani, bağırma hakkımı Mustafa'ya bıraktım. Öyle yani, düşün, bağırmıyorum şu anda. Merve'ye dedim ki, Merve düşebilir miyiz? Normalde bana söylerler abi, düşelim biraz daha aşağıda. Hayır, ilk defa çıkmadı. İlk defa yarım ton düştü tek şarkıdır hakikaten Mustafa'nın. Evet. İki tabii çok dik ve kuvvetli ses. Yani ben hatta Mustafa'yla ne zaman düet yapsam şey diyorum, Pavarotti Mustafa Sandal düeti gibi oldu diyorum. Ama Pavarotti Allah rahmet eylesin. Evet, yani. Tabii başımız sağ olsun, ayrı konu. Ne oldu anlamadım. Yani değişik bir benzetme oldu o yüzden. De. Ama bu sonuçta yani çok mutluyum ya. Yani bu çıkışı yapmaktan dolayı Piyanist'le. Piyanist 2 adına çok mutluyum. Şimdi Sinan'dan Piyanist'in albüm fotoğrafları geldi. Gitar var Sinan. Evet. Bu olmaz. Mustafa kapağı değiştirdi bana hakikaten. Valla gitarist mi yapıyoruz dedim. Tamam şu ben hani, onu fark etmemişim. Çok güzel gözüküyor. Güzel görünüyor ama. Ben çok güzel gözüküyorum diye hani gitarı tabii olmadı. İnsan kendini bu kadar sevebilir. Evet. Çok güzel gözüküyorum diyor. Çok güzel çıkmıştım. O yüzden gitarı unuttum tabii. Mustafa sayesinde kapak değişti. Tekrar piyanoya döndük. Çok değerli şarkıcılar da var bu arada. Onlara da teşekkür ederim. Yani hepsini tek tek isim saymaya gerek yok ama çok değerli hepsi. Hatta Demet daha albüm çıkmadan söyledi. Evet, Demet söyledi. Demet Akalın, İrem Derici, Berkay, Serkan Kaya mesela çok değerli. Ekin Uzunlar yine. Ekin evet, Simsiyah söyledi. Kardeşim benim kardeşim. Evet, Simsiyah söyledi. Serkan var Azerbaycan'dan, Memiro, rapçi arkadaşlarım. Biraz tarz değişikliği de var bu albümde bazı şarkılarda. Ece Seçkin yine, Erkan Petekkaya, Enes Yolcu, Yükselen Değer gibi sevdiğim arkadaşlarım var yani. Burada bir yerde. Orada, ışıktan görünmüyor. Saçlarını böyle, ay, şarkı tutsun diye saçlarının yanlarını kestirdim. Sinan ışığından kimse görünmüyor. Işığından kimsenin gözü görmüyor bir şey. Yok aslında, evet ama tam olarak... Tam olarak böyle demek istemedim. Çok yani. Eğleniyorum ya. Çok eğleniyorum. Az önce Merve demiş ki ya bu ışık senden mi geliyor böyle? Her evet abi. Sinan da evet herhalde. Star ışığı. Star ışığı. İnanılmaz. Ama İnanılmaz. Ama şimdi tife bir yana Sinan'a çok yakışmıyor mu o durum? Mesela yukarıda az önce kombinlere baktık falan. Böyle çok güzel sarış, harika tarzlar dedin ki bunları sadece sen giyebilirsin. Yani çünkü halin, tavrın, konuşman buna uygun. Evet. Yakışıyor. Siyah gömlek tamam. Esnaf işimiz çünkü giyinme çıktı. Çok güzel. Ben yani. Onu klipten biraz bahsedebilir miyim? Nasıl bir klip oluyor sizin için? Henüz daha başlamadık. Yani şöyle zaten onlar anlatıcı ben oyuncu gibi aynen oldum. Öyle.
şarkının hikayesine yakışacak şekilde yönetmenimiz en güzel şeyi tasarlamıştır diye ümit ediyoruz. Öyle öyle. Ben şarkı söyleyeceğim kısmı biliyorum. Gerisini bilmiyorum. Kimse bakalım. Zaten genelde başkasını ne olacak bilmiyorum. Sinan evet. Sinan oyuncu aynı zamanda. Bizler şarkıyı anlatıyoruz. Evet. Ondan sonra ben izledim diğer planları. Evet çok güzel gözüküyorlar. Sahneleri inanılmaz olmuş gerçekten. Sahici oldu yani. Çok sahici. Taranın da güzelliği. Tara evet. Birazdan Tara'yla da konuşacağız. Evet o konuşuruz yani. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yaralarına merhem olsun bu şarkı. Amin çok teşekkür ederim. Amin. Çok hep beraber. Evet yaralar demişken çıkan haberler var malum biliyorsunuz. Bir netlik yok. Yara değil, Tara. Tara Debris. Tara Debris. İşte yara içeriyor. Yara Debris değil, Tara Debris. Hani biz yara olarak algıladık. Sonuç olabilir mi? Koruyabiliriz. Nasıl orta abi, yaptı? Çok güzeldi. Çok iyi orta. Yani şu anda bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Burada hani oturup da ayaküstü bunlarla ilgili özel hayat konuşması otur değil. Otur abi. Zaten bir sandalye alıp. Aynen ayaküstü. Otursam da konuşamam şu anda ama. Yani durum çok acil. Zaten alimde bunu da söyleyeyim gibi. Alimde bütün şifreler zaten mevcut. O yüzden birazcık da siz de albümü dinleyin artık. Tembellik yapıp mikrofonu uzatıp sormayın. Dinle oradan anlarsın zaten demek istiyorum. Önemli olan benim anlamam değil ama ben... Nasıl senin anlaman değil? Önce senin anlaman lazım. İnsanlar anlasın diye aracım ya burada. Şey o yani öbür konularla ilgili konuşmak istemiyorum ya. Burada çünkü... Sadece şeye bir netlik getirelim. Boşandılar, boşanmadılar gibi bir ucu açık bir şey var. Hani durum nedir? Senin için de üzücü bir olay ama... Durum çok acil gel. Orada da ucu açık bir durum var ama bu, yani şimdi iki tane arkadaşım varken ben kendi özel hayatımda konuşmak istemiyorum o yüzden. Önce piyanist, ondan sonra onları zaten herkes görecek ne olacağını, tamam mı? Nusret de var değil mi? Olumlu. Çok. İnşallah. Yani, İnşallah. İyi ya, bir şeyler olacak bakalım. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Kardeşim, çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Yalnız bırakmadınız, geldiniz. Evet. Sinan'ın çoraplarını kimse çekmeyecek mi? Çünkü o yüzden bilardo masası sandın mı? Bilardo masası olmaz. Bakılacaksın. Sen biraz geri gelir misiniz ha. Arkadaşlar? Şöyle. Biz gelelim. Saygısız gibi olmasın arkadaşlar, ayağım kaldırın. Gel arkadaşlar. Nasıl neler gördün? Gel. Şöyle bir bakalım. Yok kimin yazamadı. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz.